Daha önceki bir videomuzda Napolyon'un çöküşüne sebep olan iki savaştan bahsetmiştim. Bu savaşlardan biri Yarımada Savaşıydı. Yazalım. Yarımada Savaşı. Burada Napolyon yani Fransız İmparatorluğu savaşarak ve İspanya'yı elinde tutmaya çalışarak önemli miktarlarda kaynak kaybetmişti. Napolyon'un çöküşüne daha doğrudan etki yaratan diğer savaşta Rusya Seferiydi. Bunu da yazalım. Rusya seferi. Bu videoda bunun Napolyon için neden bu kadar kötü olduğunu göreceğiz. Bu şüphesiz gelmiş geçmiş ünlü askeri seferlerin en iyi 5 tanesinden biridir bence. Şimdi Napolyon'la yani Fransız İmparatorluğu ile Rusya arasındaki ilişkiyi bir kısaca hatırlayalım. Tilsit Antlaşması'nı hatırlıyorsunuzdur daha önceki videolarımızdan. 4. Koalisyon Savaşı'ndan sonra yapılmıştı. O zaman bu iki devlet, bu iki ülke arkadaştı. Rusya kıta ablukasının bir parçasıydı. Yani bu ne demek? Kıta ablukası neydi? İngiltere'ye karşı e, uygulanmakta olan abluka. Bu da İngiltere ile ticaret yapmayacağı ve hiçbir limanını İngiltere'nin kullanmasına izin vermeyeceği anlamına geliyordu. Artık Rusya Osmanlı İmparatorluğu ile istediğini yapma konusunda özgür olacaktı. Yani her şey gayet iyiydi. Ancak şimdi 1811'e gelelim. 1811 yılındayız ve Rusya kıta ablukası konusunda daha rahat davranıyor. Rusya kıta ablukası konusunda daha rahat davranıyor. Yani İngiltere ile yavaş yavaş ticaret yapmaya başlıyorlar. Bu ani'den can sıkan bir hal alıyor ve Napolyon'u kızdırmaya başlıyor. Bir ambargonun, daha doğrusu kıta ablukasının uygulanabilmesi için kıta üzerindeki hiçbir ülkenin İngiltere ile ticaret yapmaması gerekiyor. Eğer biri İngiltere ile ticaret yaparsa, İngiltere de onunla ticaret yapar ve bu ticaret bu şekilde tüm Avrupa'ya yayılır. Bunun tam anlamıyla uygulanması için ambargonun bir bütün halinde işliyor olması gerekiyordu. Bu da Napolyon'un canını sıkıyordu çünkü zaten o 4. Koalisyon Savaşı'nda Rusları yenmişti. Tilsit Antlaşması'yla da onlara belki de gereğinden fazla bile iyi davrandığını düşünüyordu. Sadece Büyük Britanya ile ticaret yapma, sonra da iyi iki arkadaş olalım falan filan demişti. Sonrasında Napolyon'u kızdıran şey onun 1812'de Rusya'nın Fransa İmparatorluğu'na ait diğer adıyla Varşova düklüğü olan Polonya'yı almayı düşündüğünü duyması oldu. Bunun üzerine çok sinirlendi. Rusya, Polonya'yı almayı düşünüyor. Napolyon da durumu fark edince sinirleniyor ve olamaz biz artık arkadaş falan değiliz. Onlardan önce ben saldırıya geçsem iyi olacak diyor. Birçok kişinin Rusya'nın işgali hakkında uyarılarına rağmen Napolyon yine de bu işgale karar veriyor. Bu olaylar Napolyon'u doğrudan Rusya'nın işgaline sürüklüyor. Napolyon Rusya'yı işgal etmeye karar veriyor. Diğer bir seçeneği açıkça görülüyor ki Polonya'yı Rusya'ya karşı savunmak olurdu. Ancak Napolyon, eğer onlar bana böyle bir kazık atacaklarsa ben de onlara hemen kimin patron olduğunu göstermeliyim diyor. Böylece Nisan 1812'de işgale karar veriyor. Napolyon da öyle boş biri değil tabii. Rus kışlarının gerçekten de şiddetli geçtiğinin farkında. Eğer baharın sonlarında, böyle bir tarihte başlarsam Rusları işgal edip kesin bir zaferle bozguna uğratırım ve tam bir oldu bitti yapmış olurum diye düşünüyor. Rusya daha soğumaya başlamadan önce ben de Rusya'nın imparatoru olacağım diyor kendi kendine. Şimdi burada bu seferin Napolyon için ne kadar yıkıcı olduğunu anlatabilmek adına tarih çizelgelerinin en ünlülerinden birini kullanacağım. Bazıları bunu şu ana kadarki en iyi, en güzel tasarlanmış çizelge olarak görür. Bu çizelge, bir saniye başka bir renk kullanayım, az önce zaten bunu kullanıyordum. Ee, bu çizelge Charles Joseph Minard tarafından çizilmiştir. İnternette daha büyük versiyonlarını da bulabilirsiniz ama ben ekranıma sığdırmak için küçük bir versiyonunu kullanacağım. Bu hayranlık uyandıran bir çizelge. Bize gösterdiği şey de Napolyon'un ordusunun Rusya'yı işgal ettiği zamanlardaki büyüklüğü. Ordunun büyüklüğü buradaki kahverengi çizginin genişliğiyle gösteriliyor. Rusya'yı işgal etmeye başladığında Napolyon 450 bin askere sahipti. Yazalım 450 bin. İnternette yazıları daha rahat görebileceğiniz haritanın daha büyük bir versiyonunu bulabilirsiniz söylediğim gibi. Bunun hakkında ve Rusya Seferi hakkında araştırma yaptığınız zaman zaten bu çizelgeyi e, göreceksiniz. Hemen e, ilk olarak önünüze çıkacak şeylerden biri çok çok ünlü bir çizelge. Okuması çok kolay olan bu çizelge size tarihten fazlasını öğretiyor diyebilirim. Bir yerden sonra kesinlikle görmeniz gereken bir şey. Neyse, gördüğünüz üzere neler olduğunu anlatan bu çizelge sadece ordunun büyüklüğünü göstermekle kalmıyor. Bunun yanında sefer güzergahlarını da görebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi ordu ilerledikçe ordudaki askerlerin sayısı da gittikçe azalıyor. Çizelgede sayılar ara ara değişiyor. Buradaki genişliğin buradaki genişlikten küçük olduğu aşikar. Öyle görünüyor ki bu noktadaki güçler bu noktadakinin yarısından bile daha az. Nasıl devam ettiğini daha iyi anlayabilmek için buradaki Doğu Avrupa haritasına bir göz atalım. Charles Joseph Minard'ın haritası Litvanya'da. Buralarda bir yerlerde başlıyor. Burası Napolyon'un en güçlü olduğu, yani 450 bin askere sahip olduğu yer. Sonra da işte böyle devam ediyor. Moskova'da tam burada Burası da son nokta gibi bir yer. Eğer yolu çizecek olsam sonuç bunun gibi bir şey olurdu. Sadece size güzergahı göstermeye çalışıyorum. Kabaca böyle. Daha sonra da Moskova'ya ulaşıyorsunuz. Buradaki çizgi çizelgedeki gibi bir çizgi oldu. Avrupa'nın geniş coğrafyasında böyle bir durumumuz var. Seferin başladığı yerler tam olarak bugünkü Polonya'nın kuzeydoğu sınırı ya da şu an Litvanya olan bölgenin güneydoğu sınırında bulunan bölge. Sonra bugünkü Beyaz Rusya'dan geçiyor. Daha sonra da Rusya'ya gidiyor. Burada gösterdiğim üzere Napolyon ilerledikçe, ordusu ilerledikçe bu 450 bin insan, at, cephane, top ve diğer her şey giderek azalıyor. Bunu açıkça görüyorsunuz. Bu askeri lojistiğin temel kuralıdır. İkmal yolunu açık tutmalısınız. İkmal yolunu koruması için de genelde geride adam bırakırsınız. Yani sefer yolunuz uzadıkça ve düşman bölgeniz genişledikçe bu yolları korumak için geride bırakacağınız, bırakmanız gereken adam sayısı da artacaktır. Tüm bu süre boyunca Napolyon hep Ruslarla çarpışmak istedi. Yolda ilerlediği süre boyunca Ruslarla çarpışacağı anı beklemeye devam etti. Tam Ruslarla çarpışacakken Ruslar hep biraz daha geri çekildiler, geri geri kaçtılar. Bu böylece devam etti. Çarpışmalar küçüktü. Bu yüzden de orada burada fazla asker kaybı olmadı. Ama bu kaybın çoğu ikmal yolunu korumak için kaybedilen adamlardı. Sonunda çarpışma denebilecek bir şey yaşadılar ama ben buna çarpışma demezdim. Bu daha çok Ağustos aylarında Ruslarla Smolensk'te yaşanan kısa süreli bir çatışmaydı. O da haritanın tam şurasında yer alıyor. Bir kez daha söyleyelim, zafer Napolyon'undu. Ancak Ruslar geri çekildiğinden bu Rus ordusuna karşı tam bir zafer değildi. Nihayetinde Napolyon 7 Eylül 1812'ye kadar Rusların peşinden gidiyor. Onları kovalamaya devam ediyordu. 7 Eylül 1812. Tarihten neredeyse sonbaharın geldiğini anlayabilirsiniz. Rusya'da hava çok çabuk soğur. İşler gittikçe tehlikeli bir hal almaya başladı. Ancak Napolyon kendinden emindi. Onun düşüncesi aynen şöyleydi. Kesin bir zaferle Rusları yenebilirsem Moskova'yı alabilirim. Moskova'da yiyecek de olacak. Böylece tam bir oldu bitti olacak. Bu başka bir durumu akla getiriyor. Üçüncü koalisyon savaşından bahsederken sonbahar boyunca Napolyon'un iyi savaş taktikleri uyguladığını söylemiştim hatırlarsınız. Bunun sebebi sonbaharın hasat mevsimi olmasıdır. Bu durumda yanınızda fazla erzak taşımanıza gerek yoktur. İkmal yollarını çok dikkatli korumanıza da gerek kalmaz çünkü askerlerinizi beslemek için gidip çiftçilerin bütün ekinlerini alabilirsiniz. Ortada yiyecek vardır. Ancak Rusların yakıp yıkma taktiği dedikleri şey Napolyon'un planlarını büyük ölçüde suya düşüren bir şey olmuştu. Yakıp yıkma taktiği adından da anlaşılabileceği gibi yakıp yıkmaya dayanan bir taktik. Yani Ruslar geri çekilirken Napolyon'un askerlerinin işine yarayabilecek her şeyi yakıp yıktılar. Napolyon'un askerleri yerel kaynaklara ulaşamasın diye geri çekilirken bütün arazileri yaktılar. Gittikleri yerlerdeki topraklardan beslenmeyi düşünürken yola çıktıkları yerden çok masraflı diyebileceğimiz tedarik zinciri tutmak zorunda kaldı Fransızlar. Ruslarsa bunu yapmaya devam ettiler, devam ettiler ve devam ettiler. Moskova'ya kadar tüm yol boyunca. Eylül 1812'de, Eylül 1812 eğer doğru telaffuz ediyorsam, Borodino Muharebesi'nin olduğu yere kadar bunu yaptılar. Napolyon'un başta 450 bin adamı olmasına rağmen bu noktada sadece 135 bin adamı vardı. Ordunun kalanı ise ikmal yolunu korumak için geride bırakılmıştı ya da bir kısmı acıkmaya başladığından ordudan firar etmişti. Ordunun bir kısmı ise yol boyunca çıkan çarpışmalarda hayatını kaybetmişti. Bu çok uzun ve kanlı Borodino Muharebesi'nde bir taraftan tahminlere göre buraya da yazayım yaralı ve esir askerlerin toplamını tahmin ettiğimizde 44 bin zayiat olduğu söylenmektedir. Rusların 44 bin zayiat verdiği 44 bin kişilik bir zayiat. Fransızların zayiatı ise 35 bin kişi 35 bin asker. Çoğu tarihçi bir gün süren muharebeler tarihindeki en kanlı günün o gün olduğunu düşünüyor. Zafer Fransızların oldu. Fransızların zaferi. Yani burada bir Fransız zaferi söz konusu. Bu yüzden Napolyon kendini iyi hissediyor. Borodino Moskova'dan çok uzakta değil. Yine aynen şunu düşünüyor. Moskova'ya böylece girebileceğim. Onlar da şehrin anahtarını bana teslim edecekler. Askerlerim de istediği kadar yiyebileceğinden Moskova'da iyi zaman geçirecekler. Ben de sonra Rusya'nın imparatoru olacağım. Napolyon bir hafta sonra Moskova'ya girse de Moskova'yı tamamen terk edilmiş şekilde buldu. Moskova tamamen terk edilmişti. Şehrin sakinleri de oradan ayrılmış ve bütün yiyecekleri beraberlerinde götürmüşlerdi. Bu yetmezmiş gibi Moskova da yanmaya başlamıştı. Moskova'nın neden yandığı konusunda tartışmalar var. Moskova yanıyor. Bazı tarihçiler Rusların şehri bilerek yaktığına inanıyor. Bazıları ise Napolyon'un birliğinin ateş yaktıkları yerde sorumsuzca davrandıklarına ve bu yangının kav çakmak kutusundan kaynaklandığına inanıyor. Bunu tam olarak bilmiyoruz. Ancak bu yangın yüzünden Moskova'nın artık Napolyon'un işine yaramadığını söylememize gerek bile yok. Aslında bu büyük bir değişikliğe neden oluyor. Napolyon şöyle umuyordu: Borodino'da kazandığım gibi burada da Rus ordusunu kesin bir zaferle bozguna uğratırsam şehri alırım. Bana yemek ve barınak verirler ve ben de Rusların yeni imparatoru olurum. Ancak Rusların aklında başka bir şey vardı. Onlar, "Hayır, Rusya'yı asla alamayacaksın." dediler. İstersen al Moskova senin olsun. Küle dönmüş bu Moskova senin olsun. İçinde hiçbir şey yok. Biz de bu arada kış gelince geri çekilmeni bekleyeceğiz. Sonra da Napolyon'un ağzından şu sözler dökülecekti. Kendi yazdıklarından alıntılıyorum. Moskova dolaylarındaki muharebe yaptığım tüm muharebeler arasında en dehşetlisiydi. Fransızlar zafer kazanmaya layık olduklarını gösterdi. Burada Borodino muharebesinden bahsediyor. Ruslar da yenilmez sayılma hakkını kazandı. Napolyon'u hukuken tanıyacak, ona yardım edecek ya da onun askerlerini besleyecek, yiyecek barındırmayan Moskova onun işine yaramazdı. O da Rus kışı yaklaştığından geri dönmeye karar veriyor. Bu çizelgede de gördüğünüz gibi Moskova'ya doğru hareket eden 135 bin askeri vardı. 35 binini kaybettiler. Geriye dönen asker sayısı 100 bine düşüyor. İşte buradaki siyah çizgi geri çekilmeyi ifade ediyor. Daha sonra da hava soğumaya başlıyor. Minard'ın çizdiği bu çizelge gerçekten de ilgi çekici. İşinize yarayacak birçok şeyi barındırıyor. Napolyon'un ordusunun Rusya'ya giderken tuttuğu rotayı görebiliyorsunuz. Siyah çizgiyle de geri çekilme gösterilmiş. Çizgi gittikçe inceliyor da inceliyor. Ayrıca nerelerden geçtiklerini de görebiliyorsunuz. Üstelik geri çekildikleri zamanın hava sıcaklığını da gösteriyor. Bu Reamur skalası baz alınarak çizilmiş. Ama eğer numaraları görebiliyorsanız 1.25'te çarpabilirsiniz. Burada o kadar da kötü olmadığını görüyorsunuz. Ancak burada donma derecesinin altında. Burada sıcaklık sıfırın altına bayağı inmiş. Bazı tarihçilerin bu sayıları tartıştığını gördüm ancak sonuçta hava gerçekten soğuk. Eğer Minard'ın sayıları doğruysa Kasım ve aralığa yaklaştıkça en soğuk havayı eksi 37 dereceyi görüyoruz. Napolyon'un ordusu önceden de olduğu gibi tüm bu tedarik zincirine sahipti. Ama yanmış topraklarla karşılaştılar. Yani yiyecek hiçbir şey yoktu. Sonra yine yiyecek hiçbir şeyleri olmadı. Daha sonra da hava soğumaya başladı. Geri çekilirken hava soğuk olduğundan askerlerin bir kısmı ordudan firar etti. Köylüler tarafından saldırıya uğradılar. Azar azar Rus güçleri tarafından da saldırıya uğruyorlardı. Son darbede Berezina Nehri'ni geçmeye çalışırken geldi. Berezina nehri işte tam burada. Berezina nehri. Minard'ın çizelgesinden de siyah çizginin hayli kalın olduğunu görebilirsiniz. Ancak bu nehri geçmeye çalıştıktan sonra önemli derecede inceliyor siyah çizgi. Askerlerin neredeyse yarısı ya ortadan kayboldu ya da öldü. Bunlar Napolyon'un ordusunun kış ayındaki geri çekilişinin tasviri, resme aktarılışı. Bu aslında Berezina Nehri'ni geçişlerini anlatan bir tablo. Minard'ın haritasına göre ordu 1812'nin sonlarında geri dönerken tüm bu yolun sonuna ulaştığında baştaki 450 bin askerden geriye sadece 10 bin asker kalmış. Yani 45, her 45 askerden sadece biri geri dönebilmiş. Geri kalanı ya esir düşmüş ya firar etmiş ya da ölmüş. Bütün bunlar olurken Napolyon sadece asker kaybetmedi. Aynı zamanda 200 bin atından da olmuştu. Aslına bakarsak bu sefer için toplam zayiat 300 bin Fransız askeri. 300 bin Fransız askeri. Rus askerlerine ait zayiat tahmini ise 200 bin. Yani 200 bin Rus askeri. Kısacası geri çekilirken Fransız askerlerinin büyük bir kısmı öldü. Rusların büyük miktarda sivil zayiatı da var. Bunun yanında diğer ülkelerden özellikle Fransızlara katılan askerler de vardı. Şöyle bir bakıp düşündüğümüzde yani toplamda genel büyük fotoğrafa baktığımızda bu Rus seferindeki toplam ölü sayısı 1 milyonu geçiyor. 1 milyonu geçen ölü. İnsan zayiatının dışında 200 bin at da emir altından çıkmış oluyor. Tam sayıyı unuttum ancak binlerce topta cabası. Hayal edebileceğiniz gibi bu Fransız ordusuna çok ama çok büyük bir kayıp demek. Bütün bunlar olduktan sonra Avrupa'nın diğer güçleri sonunda Napolyon'un zayıfladığını görebilmişti. Napolyon, Yarımada'da çoktan bir çıkmaza girmişti. Rusya'yı işgal etmeye çalışırken bu büyük yenilgiyi almıştı. Diğerleri de bir 6. koalisyon oluşturmanın ve Napolyon'u devirme zamanının sonunda geldiğinin farkına varmışlardı.